Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hayat dedikleri isimli programımızdan selamlıyoruz sizlere. Ve bugünkü konuğumuz Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Huriye Martı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Tamam olsun bizler de iyiyiz. Başarılı yayınlar diliyorum. Amin. Teşekkür ederiz. Hızlı bir giriş yapalım ve Konya'ya dönelim. Tabii Ankara doğumlusunuz ama eğitim hayatının tamamı Konya'da bitti. Hatta ilkokulda dahil edebilir miyiz? İmam yılları. Elbette. Sonra üniversite. Konya nasıl bir şehirdir tüm bunlar için? Konya aslında dini eğitimin de çok köklü merkezlerinden birisi olduğundan dolayı hem imam hatip hem de ilahiyat eğitimi açısından son derece bereketli bir şehirdir. Verdiği eğitimin kalitesi açısından da tartışılmaz Konya ancak ben daha ilkokul senelerine gittiğim zaman ilkokulu da son derece başarılı güzel bir okulda okumuştum. Arkasından İmam Hatip Lisesi kız İmam Hatip olarak hem ortaokul hem de lise yıllarım Konya'da geçti ve sonrasında da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini yine Konya'da tamamladım. Konya'ya hala gidip geliyor muyuz hocam. Tabii yuvam Konya'da. Daima ailem, eşim, akrabalarım Konya'da olduğu için bir ayağımız Konya. Konya'ya gidince ister istemez insanın Dönemi değişiyor değil mi? Hava içine çekince. Tabii şehrin ruhu özellikle Selçuklu dönemini anımsatan ruhu insana çok huzur verici. E, Hazreti Mevlana'nın eteğinde bir şehir. Dolayısıyla onun da insanlara sağladığı büyük bir ferahlık var. Ve Konya e, dediğim gibi ilim ve kültür şehri olma konusunda da Selçuklulardan biri. Bir başkent olmanın avantajlarını değerlendiren bir şehir. Dolayısıyla vazgeçilmez bizim hayatımızda. Konya herkes için hem böyle ama sizin için bir de ekstra aile kurmanızın ve birlikte hem iş hayatınızın, akademinin bir de ailenizin ve çocuklarınızın büyüdüğü bir dönemi rastlıyor. Buradan bakınca bu yoğun tempoda onların şikayetçi olduğu zamanlar oldu mu? Aslında ben çok yoğun tempolu bir evde büyüdüm. Biraz belki geçmişe gitmek gerekiyor. İnsanın alışkanlıklarıyla, içinde büyüdüğü aile ortamıyla, kendi kurduğu ailenin de çok doğal bir ilişkisi var. Ben bir çocuk doktoru annenin ve üniversitede öğretim üyesi olan bir babanın kızıyım. Ee, aslında hem annem hem babam e, ilahiyatçı ya da diyanet kökenli insanlar olmadığı halde, evet. dine olan, dine hizmete olan çok yoğun ilgileri bizim üç kardeş, üçümüzün de ilahiyat okumasına vesile olmuştur. Annemin doktorluğundan dolayı şehirde hem bir tanınırlığı hem de insanlar nezdinde bir itibarı olduğundan çok yoğun bir hayatı vardı. Aynı şekilde babamın üniversitede öğretim üyesi olan bir e, hoca olarak e, hem öğrencilerle irtibatı hem üniversite camiasıyla çok yoğun temasları vardı. Öyle olunca ben e, kalabalık, telaşlı ve keyifli bir ailede büyüdüm. Bu açıdan bakılınca sosyal hayatı da güçlü bir ailenin bireyiydi. Arkasından e, üniversite hayatında aslında ilahiyat fakültelerinde bizim zamanımızda e, kız öğrenciler için bir kontenjan vardı bu %7'lik dilimden dolayı kontenjan sınırlaması kız öğrenciler olarak bizim kendi aramızda da sıkı bağlarımız olmasını ve gerek kültürel gerekse sosyal e, ilişkilerimizde daha e, kopmaz bağlarla birbirimize bağlanmamızı sağlamıştı. O açıdan Üniversite hayatım benim çok bereketli geçti. Arkasından da e, yüksek lisansa başladığımız zaman e, hadis ana bilim dalında yüksek lisans yapmamı e, tavsiye eden ve bana daima rehber olan çok kıymetli hocam Profesör Doktor Ali Osman Koçkuzu hocamız e, bizlerin birer e, kız öğrenci olarak hiçbir zaman silikleşmesine izin vermezdi. Daima e, model olacağımızı, geleceğin e, gençlerine bizim rehberlik edeceğimizi söylerdi. Dolayısıyla hocamızın da özel ders halkalarında özel itinasiyle büyümüş insanlar olarak bizim hem lisans hem yüksek lisansta çok zengin bir çevrede büyüdüğümüzü söyleyebilirim. Arkasından anne oldum, evlendim. Dediğiniz gibi Konya'da aile kurmak ve kendi aileme benzer bir şekilde eşim de üniversitede öğretim üyesi, Yine zengin bir çevreyle ilmi açıdan, entelektüel açıdan, e, sanatsal açıdan e, birikimleri olan bir çevreyle beraber olmanın çocuklarımız açısından da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii bir akademisyen annenin evlatları olmanın zorluğunu her zaman çekmişlerdir. Çünkü akademi e, 8-5 mesai isteyen, gün boyunca daha yorucu ve daha e, telaşlı e, bir hayatı gerektiren, Denge kurmak istiyor. Dolayısıyla ben. evet aileyle de ilişkileri bir şekilde e, zorlayan bir alan. Evet. Ama e, çalışma hayatım boyunca e, daima ya akademiyi ya da aileyi seçmek zorundasın şeklindeki dayatmalara e, karşı durmakla uğraştım. E, bu benim açımdan çok önemliydi. Bir insan hem akademisyen hem anne olabilir iyi bir anne olabilir, iyi bir akademisyen olabilir. Aslında bu modern hayatın bir dayatması. Bir kadın ya iyi bir iş kadını olacak ya da Anne kendisini tamamen evde. sosyal hayattan dışlayarak evde anne olacak. Eğer iyi bir iş kadını olmak ya da sosyal hayatta var olmak istiyorsan kendini akademide, ilimde, sanatta, düşünce dünyasında var etmek istiyorsan aileden vazgeçmek zorundasın. Diyen modern bakışa karşı durmakla geçti yıllarım. Bu açıdan tabii ailemin çok büyük desteğini gördüm. Hem kendi ailemin hem eşimin ailesinin ki onlar da yine üniversiteye kökenli bir aile Aslında bir hanımın hem anne olarak hem de bir ilim insanı olarak ikisini beraber yürütebileceğini ispatlamada bana çok büyük destekleri oldu. Ki anne de bir mühendis sayılmaz mı yani evlatlarını programlıyor, yetiştiriyor. Tabii, çok tabii. önemsiz gibi görülüyor aslında ama çok önemli bir tarafta. Tabii çok önemli. Ee, aslında ben e, hayatı hep böyle satranç oynar gibi değerlendirdim. Ee, Hı -hı. Bazen aile hayatınız çok öne geçer. Mesela evlatlarımın dünyaya geldiği senelerde ısrarla her biri için birer sene ücretsiz e, doğum sonrası izin aldım. Bunu çok önemsedim aslında birinde yüksek lisans tezi yazıyordum birinde doktora tezi Hı. yazıyordum belki her dakikam çok kıymetliydi ama hiçbiri evladım kadar kıymetli olamazdı evet. ve evlatlarımın o ilk bir yıllarını bir buçuk iki senelerini e, anneyle birlikte geçirmelerinin önemini bildiğim için dediğim gibi e, sanki satranç oynar gibi bazen ailemi öne geçirerek ve aileme ağırlık vererek akademiyi geri planda tutarak... Bazen kritik basamaklarda e, ailemi bir parça daha arkada tutup akademik gayreti bir süreliğine daha yoğun şekilde yaşayarak dengede tutmaya çalıştım ama hiçbir zaman ağırlığı e, yoğunluklu gayreti akademiden yana vermedim. Genel anlamda baktığımızda hep ağırlığı ve gayreti ailemden yana kullanmış Ve hocanızın öğüdü de gerçekleşmiş oldu. Hem hayatın içinde olduğunuz hem bir ailede anne oldunuz değil mi? Evet oğlum ben bir sene Ürdün'de kaldım. Rahmetli çok kıymetli hadis alimi muhakkak Şeyh Şuhayb Al Arnavut'la birlikte çalıştım. Bu çok büyük bir fırsat büyük bir şerefti. O süre içerisinde oğlum iki buçuk yaşındaydı. İki buçuk yaşından üç buçuk yaşına kadar oğlumu da yanımda götürdüm. E, Ürdün'de o da benimle beraberdi. Eşim de sağ olsun her seferinde, her adımımda e, destek oldu. E, bir diğer oğlum ben tam doktorayı yazarken e, bebekti. Süleymaniye'de kütüphanede çalışırdım el yazmaları kütüphanesinde. E, oğlum yanımda, bebek arabasında biraz onu dolaştırır, biraz e, el yazmalarından eee Et tarikatül Muhammediye'den metinler okurdum. Yani ikisini iç içe yaşadığım çok zamanlar oldu. Keskin çizgilerle net bir şekilde ayrılmayacak, ikisi beraberini besleyen, birlikte sürdürülebilecek hayatlar bu. Yeter ki insanlar buna inansın ve yeter ki çevresindekiler de destek olsun. Oğlunuz harika bir yerde Oksijen almış yani müthiş bir kütüphane kültürü. Onlar hep e, kongrelerde, <laughs> sempozyumlarda, konferanslarda, e, hizmet içi eğitimlerde... Kızım da e, benim diyanette e, yaklaşık 8 senedir görev yapıyorum. E, o süreçlerde büyüdü. O da hep hizmet içi eğitimlerde ve derslerde büyüdü. Evet. <laughs> Siz bir de çoğunlukla peygamberin sünnetinde kadın aile ahlak temalı konularda çalışıyorsunuz ve başkanlıkta da aile dini rehberlik biriminde daire başkanlığı yaptınız. Bu konular hep konuşulan, tartışılan, önemsenen konular. Daire başkanlığı dönemimizdeki projelerden biraz bahsedebilir miyiz? Aslında benim daire başkanlığım aile ve dini rehberlik dairesinin ilk kuruluş yıllarına denk geliyor. Daha önceden de Diyanet İşleri Başkanlığımızda e, aileye, kadına yönelik, çocuğa yönelik çok kıymetli çalışmalar vardı. Fakat bunların daha sistematik bir halde bir daire çatısı altında toplandığı yıllar Diyanet Kanunu'nun değişmesi ve 2011 yılı itibariyle benim daire başkanlığım senelerine denk geliyor. Ben dairenin ilk başkanıydım e, ve dolayısıyla misyonumuzu, vizyonumuzu ilkelerimizi, hedeflerimizi ülke çapında illerde ve ilçelerde mevcut olan aile ve dini rehberlik bürolarının hangi esaslara göre çalışacağını ve nasıl bir perspektiften hizmet sunacağını belirlediğimiz yıllardı. Yani aslında yapısal olarak taşların oturduğu ve haritaların çizildiği yıllar benim çalıştığım o dönem arkadaşlarımızın son derece gayretli, enerjileri çok yüksek ve samimi arkadaşlar olduğunu söyleyebilirim. Halen öyle. Aile bürolarında görev yapmakta olan arkadaşlarımız gerçekten çok fedakar ve ufku açık insanlar. Onları belli projelerde bir araya getirmek, enerjiyi doğru şekilde kanalize etmek ve tüm Türkiye'de eş düzey çalışmalar üretebilmek çok önemliydi. Benim çalıştığım süreçler hep bunu bina etmek üzere gelişti. Ve siz bugün Türkiye'nin ilk kadın Diyan İşleri başkan yardımcısısınız. Hem bir ilk, hem bir gurur, hem farklı bir his olsa gerek. Beraberinde görev alanlarınızdan, sorumluluklarına bahsetmenizi istiyorum ama hislerinizden başlayarak devam etsek. Bu çok onur verici. Gerçekten Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. Bu kadar büyük bir şerefin aslında diğer taraftan çok ciddi bir sorumluluğu ve ağır bir yükü de var elbette. Ben bunun çok ciddi anlamda sadece bizim ülkemiz için değil İslam dünyası açısından da kadının dini hayattaki yeri ve konumu bakımından büyük bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Biz bizler İlahiyat Fakültesi'nde az önce söylediğim gibi çok az sayıda kız öğrenci olarak okuduk. Yüzde yedilik. bir dilim. Arkasından İlahiyat Fakültesi'ne ben asistan olarak girdiğimde, e, ...hadis ana bilim dalına. Bütün Türkiye'de e, ilahiyat fakültelerin hadis ana bilim dallarında toplamda sadece iki hanım vardı. Benden önce Aynur Hanım vardı e, İstanbul'da Marmara İlahiyat Fakültesi'nde. İkincisi bendim. Bu ve, da ilklerden. Evet ve biz yıllar yılı yaklaşık 15 sene e, sadece iki kişi kaldık hadis ana bilim dallarında hanım olarak... Aynı şekilde fıkıhta, tefsirde, kelamda çok çok az sayıda e, kadın asistan alınıyordu. Arkasından yıllar geçti. E, ben e, yardımcı doçentliğimiz ve doçentliğimiz basamaklarını tırmanırken de hep tek başıma ilerlemek zorunda kaldım. Talep mi azdı? Yoksa hocalar mı istemezdi? Size himaye eden hocanızın varlığı mıdır bunu biraz daha sağlayan? E, kesinlikle hocamın gayreti ve o net duruşu e, benim burada bugün şu anda bu konumda bulunmamın da en güçlü temelini oluşturuyor. Birisi size inandığı zaman, güvendiği zaman ve geleceğinizle ilgili, ufkunuzla ilgili önünüze açtığı zaman kendinizi çok daha rahat ifade edebiliyorsunuz. Bizim aslında bugün birbiriyle tamamen çelişen iki problemli durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Bunlardan birisi kadını toplumdan tamamen soyutlayarak din adına herhangi bir şekilde bugüne kadar biriktirmiş olduğu yeteneklerini, tecrübelerini, imkanlarını toplumun hayrına kullanmasına engel olan bir bakış. Diğeri ise kadının sosyalleşmesini ve güçlenmesini sağlamaya çalışırken e, sınırlarını tanımayan ve ailesini e, yok sayan bir bakışla e, bütünüyle bireyselleştiği bir duruş. Bunların ikisi de aslında problemli. E, ben e, elbette beni destekleyen hocalarıma minnettarım. E, ancak e, bu süreç içerisinde onların e, bu desteğini zayi etmemek için kendim de şöyle bir yol izlemeye çalıştım. E, i̇limle meşgul olmak, e, akademide kariyerle e, meşgul olmak, e, üniversitede e, çalışmak ve bir iş kadını olarak sosyal hayatın içerisinde bulunmak, evet, çok kıymetliydi. Ancak e, bunun e, İslam'ın bize çizdiği sınırları çiğnemeden, e, haramlara ve helallere riayet ederek en nezih, en edebli, en zarif şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Ben aslında çocuklarımı yetiştirirken de onlara sıklıkla şunu söyledim. Keyfi sebeplerden dolayı ya da sorumsuzluktan kaynaklı bir şekilde size vakit ayırmadığım ya da sizinle ilgilenmediğim hiçbir zaman söz konusu olmadı. Ne zaman e, sizden gayrı bir işle meşgulsem, o mutlaka ilim içindir. Peygamber Efendimizin sünneti içindir. Efendimizin sözlerini, Efendimizin hayatını, insanlara daha iyi nasıl anlatabiliriz çabasındandır. Ben fakültede öğrenci yetiştirmeye çalıştım. Bunun gayreti, amacı, hedefi çok daha başarılı imamlarımız olsun, çok daha entelektüel seviyesi yüksek, ufku açık Kur'an kursu öğreticilerimiz olsun, bu ülkede dini anlatan, sağlam dini bilgiyi insanımızla buluşturan, daha kaliteli, daha özverili kadrolarımız olsun. Ben hep bunun için uğraştım. Bugün evlatlarım dönüp baktıkları zaman artık büyüdüler, ikisi üniversitede, birisi 8. sınıf. Geçmişe dönüp baktıkları zaman onların fedakarlık ettiği, sabrettiği zamanların çok güzel semereleri olduğunu kendileri de görüyorlar. Onlar da başkan yardımcısı bir annenin evladı olmakla gurur duyuyorlar. Ama aynı zamanda bunun bir sorumluluk olduğunu, gelecekte de kendi hayatlarında aynı şekilde bu ülkede ve dünyada insanlık için e, dine hizmet adına, ee, ...bir takım e, fedakarlıklar, bir takım e, özverilerde bulunmak gerektiğini farkındalar. E, ben evlatlarımdan çok destek gördüm. Sadece büyüklerden değil küçüklerden de destek <laughs> almak olsunlar. gerekiyor. Evet. Bugün Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığınız iki çok önemli, çok aktif, çok üreten genel müdürlüklerin de bağlı olduğu başkan makamı olarak hem din hizmetleri hem dini yayınlar. Bu sorumluluklarda biraz bahsedelim mi? İkisi de çok içi dolu belki programı sığmayacak kadar zengin ama filasa ederek inşallah. Evet. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü aslında Aile ve Dini Rehberlik Bürosu da büroları da oraya bağlı olduğu için Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı'nın hizmet ettiği alan olduğu için beni doğrudan ilgilendiriyor. Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri sebebiyle gençlere yönelik ve sosyal hizmet kurumlarından manevi destek alan kırılgan kesimlere yönelik hizmetlerle benim bugüne kadar çalıştığım alanları çok ilgilendiriyor. Aynı şekilde din hizmetlerinde cami hizmetleri camileri daha çok kadının, daha çok gencin daha çok çocuğun gelebilmesi ve caminin huzurunu yaşayabilmesi adına bizim emek vermemiz gereken bir alana işaret ediyor. İrşat hizmetleri ...kadınlara yönelik vaaz ve irşat çalışmalarının, tebliğ çalışmalarının odağını oluşturuyor. Dolayısıyla göç ve manevi destek hizmetleriyle Suriyeli aileleri... ...hem sınır içinde mültecilere hem sınır dışında bölgelerde ailelere yönelik çalışmalar var. Dolayısıyla din hizmetleri aslında kadınlara yönelik Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet alanlarının çok güçlü bir merkezini oluşturuyor. Din hizmetleri aslında Diyanet İşleri Başkanlığının omurgasıdır, yani üzerinde durduğu, dayandığı. Ana yapı din hizmetleridir. Zaten Diyanet İşleri Başkanı'nın bütün personeli dine hizmet etmek için vardır. Ve Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün de çalışma alanları bu açıdan bakıldığında çok zengindir. Elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Çok çalışkan, çok ufku açık bir kadrosu var Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün. Bilhassa son zamanlarda 15 Temmuz ihanetiyle yaşadığımız din istismarı problemiyle de din hizmetleri genel müdürlüğünün çalışma alanları çok daha büyük önem kazandı. Çünkü dini istismar eden çeşitli şahıslara ya da örgütlü yapılara karşı toplumun uyanık olması, bilinçli ve farkında olması ancak güçlü bir din hizmetiyle mümkün. Bu da camilerimizde, bu da aile ve dini rehberlik bürolarımızda, bu da üniversite öğrenci yurtlarımızda yapacağımız çeşitli eğitim faaliyetleriyle ancak mümkün. Dolayısıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü son süreçte başta din istismarıyla mücadele ve mültecilere yönelik çeşitli dini çalışmalar olmak üzere çok büyük projelere gayret gösteriyor, çalışıyor. Dini yayınlara geçtiğimizde? Dini yayınlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ürettiği bilgiyi ee, ve e, vizyonu e, topluma e, aslında görünür kılan, yayan e, gerek e, kitap ve dergileri aracılığıyla gerekse radyo ve televizyonu aracılığıyla e, toplumun diyanetin sahip olduğu bilgiyi ve ufku e, benimsemesini sağlayan genel müdürlük. Tabii çok kıymetli. Siz merkezde oturarak çok e, derin çok e, devasa bilgi e, kümeleri üretebilirsiniz. Siz belli konularda yazarsınız, çizersiniz, düşünürsünüz, istişare edersiniz. Peki o topluma nasıl ulaşacak? O nasıl hayata dokunacak? Nasıl insanlarla buluşacak ve yaşanır hale gelecek? Onun topluma ulaşması yayın yoluyla çok daha hızlı ve çok daha başarılı şekilde gerçekleştirilebilir. Söz gelimi din hizmetleri genel müdürlüğü camilerde, cami dışında dediğim gibi pek çok alanda vazife yürütüyor. Hizmetleri sırasında kullandıkları görsel ve yazılı materyali tamamen dini yayınlar evet. genel müdürlüğünün desteğiyle elde ediyor. Dolayısıyla dini yayınlar genel müdürlüğünün hizmet alanı çok kıymetli. Çok aktif, çok canlı, hiçbir zaman e, günün gerisinde kalmamalı. Bugünün problemlerine tam da bugün yeri geldiğinde hemen cevap verebilmeli. Hem e, radyolarıyla, çok başarılı e, radyolarımız var biliyorsunuz, e, Diyanet Radyomuz, e, Kur'an Radyomuz ve Risalet Radyomuz. Hem e, Diyanet TV ekranlarıyla e, halkımıza ulaşan güçlü bir kanal. Aynı şekilde dergilerimiz topluma ulaşan son derece kıymetli bilgi kanalları. Diyanet'in ilmi dergisi akademik hayatımıza yön verdiği gibi aylık dergisi de aslında entelektüel hayatımıza yön verecek bir kalitede. Aile dergimiz artık yılbaşına itibaren müstakil bir dergi olarak yayınlanacak. Çocuk dergimizin çok daha yaygınlık kazanması niyetindeyiz. Dolayısıyla Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü bizim en aktif, en canlı, en renkli ekranımız. Kesinlikle öyle. Şimdi Hz. Peygamber'in hanımları camiye çağırmasının alt mesajlarından bir tanesi de cami yalnızca namaz kılınan yer değildir. Hayatın merkezidir. E buradan din hizmetlerine çok büyük sayfalar açılıyor. Bugün erişim sosyal ağları düşündüğümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı dini yayıncılıktan geri kaldığında aslında çok büyük boşluk doğuyor. Müthiş bir boşluk. Bunu doldurmak için radyo, televizyon, yazılı olarak yayınlar devam ediyor. Allah tüm ekibin gayretini arttırsın. İnşallah bu erişimler faydalarla artar diye dua edelim. Son olarak siz neler eklersiniz programımızın artık son dakikalarında? Aslında hayat boşluklar oluşuyor dediniz oradan aklıma geldi hayat boşluk kabul etmiyor eğer siz o oluşan boşlukları sağlıklı bir şekilde doldurmazsanız eğer ihtiyacı olan ailelerin e, rehberi siz olmazsanız eğer zihni çalkantıda olan gençlerin koluna siz girmezseniz bunu mutlaka yapan bir başkası ve maalesef art niyetli bir başkası oluyor. Dolayısıyla bizim bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak büyük vazifemiz var. Sadece İmamlarımızla, hatiplerimizle, müezzinlerimizle değil, aynı zamanda Kur'an kursu öğreticilerimizle, kadın vaizlerimizle toplumu daima sağlıklı bilgiyle buluşturmamız icap ediyor. Ben hem Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde hem de Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'nde görev yapan arkadaşlarımıza minnettarım. Aynı şekilde onların Anadolu'da, Taşra'da, her ilde tek tek büyük destekçileri olduğunu biliyorum. Bizim son derece gayretli ve iyi niyetli bir kadromuz var ve bu kadronun bundan sonra da çok iyi işler yapacağına yürekten inanıyorum. bu konuda aslında gittikçe artan sayıda kadın din görevlimiz olmasını büyük bir avantaj olarak değerlendiriyorum. Bazen bu hususta endişeleri olanlar kulağıma geliyorlar. E, tıpkı benim e, başkan yardımcısı olduğum zaman duyulan endişelerin benzeri e, bir kadın müftü yardımcısı olduğunda, vaiz olduğunda Kur'an kursu hocalarımızın sayısı arttığında da dile getirilebiliyor. Ben bunun aslında e, bilmemekten kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki bu e, kadın e, din görevlisi sayısının artışının da bu ülkede çok ve sonuçları olacağı görülecek. Ee, çok bereketli bu toplumun geleceği için e, son derece kıymetli hizmetlerin. E, bugün eee Çabalanan, gayret gösterilen, emek verilen hizmetlerin yarın çok güzel semereleri olacak inşallah. inşallah. Ve ben bu hususta bütün arkadaşlarımızın da hem kendilerini hem de milletimize güvenmelerini istiyorum. Allah mağdur mahcup mahsun etmesin. Amin. Hayırlarla inşallah diyelim. Çok teşekkür Amin. ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Siz de hayırla kalın efendim. Allah razı olsun kısacık bir program gibi geldi. Hızlı aktı çünkü ama biz epey konuyu hülasa ettik. Hocama çok teşekkür ediyorum. Bir başka bölümde yine kıymetli konuklarımız olacak. Hoşçakalın.